Kınama, sargı bezi, makarna. Dün gece gelen son dakika haberlerinden biri şöyleydi. Gazze Şifa Hastanesi'nde erken doğan 37 bebek hipotermiye yakalanmamaları için hizmet dışı kalmaları sebebiyle küvezlerinden ayrılarak battaniyelere sarıldı. Siyonist katiller yeni doğan ünitesine saldırıp enerjisiz bırakmadan önce sayıları 39'du. Bu sırada 2 bebek öldü, kalanların yaşaması içinse sadece dua edebiliyoruz. Dünyanın her yerinde milyonlarca insan sokaklarda, meydanlarda İsrail terörünü lanetliyor. Ama hükümetlerden çıt ses yok. Çünkü her birinin ABD ile kocaman stratejik hesapları var. Haksızlık etmemek lazım. Her gün başına bombalar yağan insanlar için ellerinden geleni yapıyorlar. Nedir ellerinden gelen biliyor musunuz? Kınama, sargı bezi, makarna. Sonra tekrar kınama, tekrar sargı bezi, tekrar makarna. İsrail'le ticaretini kesen bir ülke yok. İsrail'e ambargo koyan bir ülke yok. İsrail'i hala resmi olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyan kendisinden başka bir ülke yok. Ne İslam ülkeleri ne de diğerleri Gazze'lilerin yanında duruyor. Ne yapacaksa Gazze'liler kendi başına yapacak, tıpkı daha öncekiler gibi. Çünkü işgalciye direnmek sadece ve sadece o halkın boynundaki bir yükümlülüktür. Biz böyle kazandık. Çinliler, Hintliler, Pakistanlılar böyle kazandı. En son Afganlar. Yine böyle kazandı. Kendi öz güçleriyle hürriyetin bedelini kendileri ödeyerek. İş yabancılara kalsa en iyi niyetlisi sargı bezi falan gönderir. Tarihin tunç yasası böyle maalesef. Peki kazanabilirler mi dersiniz? Doğrusu işin ahlaki tarafını çoktan kazandılar. Batılı büyük medya şirketleri ne kadar iftira atarsa atsın, Filistinliler bir kez daha yurtlarını savunan namuslu bir halk olarak tarihe geçtiler. Siyonizm ise bir kez daha mahkum oldu. Ama İsrail'in modern silahlarına, parasına, puluna direnmek çok zor. İsrail'in savaşta bir başka gücü daha var ki başka hiçbir ülkede bulmak mümkün değil. O gücün adı ahlaksızlık. Evet, İsrail dünya tarihinin gördüğü en ahlaksız terörist devlet. Geçmişte de çocuk öldüren devletler, ordular mutlaka olmuştur. Ama hiçbiri İsrail gibi bunu böbürlenerek anlatmamıştır. İsrail Başbakanı televizyon konuşmasında elindeki kitabı gösteriyor. Kitap Hitler'in Kavgam adlı kitabı. Bunu çocuk dediğiniz Filistinlilerden birisinin odasında bulduk diyor. Yani bunlar çocuk değil, bunlar Nazi demeye getiriyor, cinayetlerine böyle hastalıklı bir gerekçe üretiyor. İsrail'in BM temsilcisi BM Genel Kurulu'nda yaptığı savunmada aynen şu cümleleri kuruyor. BM'nin Gazze'deki tüm çalışanları Hamas üyesi teröristler. Gazetecilerin hepsi Hamas üyesi teröristler. BM görevlilerini öldürüp sonra da BM'ye karşı sizin çalışanlar öldürülmeyi hak ediyor zaten diyebilecek kadar şımarık, bu denli psikopat bir devletle karşı karşıyayız. Peki BM üyesi ülkelerin bu küstahça sözler karşısında kınamak dışında kılları kıpırdıyor mu dersiniz? Ne mümkün? Dedik ya, 70 yıllık formül hazır ve basit. Kınama, sargı bezi, makarna. Büyük soruya dönelim. Öldürülen bebeklerin hesabını kim soracak? Bunun cevabı da çok basit ya, Filistinliler ya da hiç kimse. İşte çağdaş dünyamız bu. Paranın ışıltılı şerefsizliğini sindirmiş, kınama, sargı bezi ve makarna arasında çürümüş bir dünya. Bebek katillerinden bile hesap soramayan bir dünya. Dönmese de olur. Gafar yakınca aydınlık.